Günaydın. BBN Finans Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli. Ekonomist Erdal Özer'le birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Günaydın hocam. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Şöyle bir tablomuz gelsin. Güne başlayalım hocam. Gün nasıl başladı ve dolar, euro, parite tarafında neler var? Dolar kuru 14.69'dan 14.72'ye bir yükseliş trendine girmiş gibi duruyor. Bunun sebebini soracağım. Neden yükseliyor veya neden düşecek? Bunu detaylı olarak konuşacağız. Euro tarafındaysa 16.03 dolaylarını görüyoruz. Parite ise 1.1089 ve dolar endeksi 98.598. Aslında dün 99'a kadar geldi hocam ve sonrasında bir geri çekilme yaşadık. ABD 10 yıllık tahvillerinde de 2.61 seviyesini görüyoruz. Uzun bir süredir aslında yükseliş trendine girdi ve sanırım son dönemlerin en yüksek seviyesi 2.61 seviyesi. Buna da bakacağız. Ons altın tarafındaysa 1923 doları görüyoruz. Brent petrole bakalım. 106 dolardan işlem görüyor Brent petrolünün varili ve sterlin tarafındaysa 19.26 seviyesi hakimken BIST 100 diyeceğiz hocam. BIST 100 rekor kırmaya devam ediyor. Dün rekor kırdığını zaten söylemiştik. Bir rekor daha kırdı üzerine. 2.326'dan işlem görüyor şu an BIST 100'de. Durum bu şekilde. Bitcoin'e baktığımız zamansa 45.000'in altına gelebilecek mi sorusu tekrar hakim olmaya başladı. 45.355 seviyesini görüyoruz dolar bazında Bitcoin'in. Hemen dolar kuruyla devam edelim hocam. Dolar kuru 14.72 seviyesinde. İlerleyen zamanlarda yine sizler bahsediyorsunuz kur korumalı mevduat sistemi ile birlikte hazinenin üzerindeki borç yükü artacak ve Nisan ayı gibi dolar tarafında bir şok yaşayabiliriz demiştiniz. O şok ne zaman gelecek? Aslında biz geçtiğimiz ay Mart ayı içerisinde 1 liranın üzerine bir artışla bir tık yukarı taşıdık bunu. Evet. Ama şu anda özellikle ciddi bir döviz girişi kur korumalı mevduat tarafında var. Özellikle tüzel kişiliklerin sisteme dahil olması, hemen akabinde YUVAM hesabı ve yabancı kişilerin de bu sisteme dahil olmasıyla şu an ciddi derecede bir döviz girişi de var bu mevduat hesaplarına. Aslında riski daha da büyüten unsurlar. Bu sürecin ötelendiğini düşünüyorum. Normal şartlarda bu önlemler alınmamış olsaydı Nisan ayı içerisinde ben kur şokuna net gözüyle bakıyordum. Hı-hı. Ama bir taraftan da döviz girişi var. En son açıklanan verilerde 23 milyar doların üzerinde bir bakiyeye ulaşıldığı söylenmişti. Döviz bazındaki kısmında TL ile katılan hesapların oranıyla hemen hemen yarı yarıya bir durum söz konusu ki 700 milyarları bulmuş bir rakamdan bahsediyoruz. Burada yapılan giriş, döviz olarak yapılan girişin çok büyük bir katkısı var. Kurun baskılanmasında, bu seviyelerde tutulmasında. İkincisi ihracatçılar konusu, benim üzerine sürekli dikkat çektiğim bir konu. Gelen ihraç bedellerinin %25'inin Merkez Bankası'na satılması. Merkez Bankası rezervleri ne kadar azalsa dahi kısa süreli bir şekilde kurun bu seviyelerde sabit tutulması için bir etken. Tabii bu nereye kadar devam edecek, nerede bir kırılma anı yaşayacak kestirmek şu an için kolay değil. Ama çok uzun soluklu bir sürecin olacağını da beklemiyorum. Sadece bize bağlı olan gerekçeler yok. Bunun yanında dünya üzerindeki riskleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle 10 yıllık tahvillerdeki rakama çok ben dikkat çekmek istiyorum. 2.60'ın üzerine attı kendisini. Hı. Ve dolar endeksinde çok sağlam bir güçlenme gördük. Evet. 99 benim notlarım arasında 99.70'i gördüm ben. Daha sonra aşağı doğru bir çekilme olmuş olabilir. Ama doların özellikle Fed'in faiz kararı öncesindeki gelen söylemler ki bu Mayıs ayında gerçekleşecek. 2-3 Mayıs diye hatırlıyorum tarihi. Bu tarihe kadar Fed'in özellikle bölgesel başkanlarının yaptığı her sert açıklama piyasalarda dalgalanma sürecini devam ettirecektir. Ki hocam 2.61 seviyesi de dolar endeksinin yükselmesine etkenlerden biri. Tabii ki dolar endeksiyle de paralel düşüneceğiz bu noktada. Hı-hı. Çünkü Fed'in faiz kararı özellikle Amerika borsalarındaki aşırı derecede düşüşün de etkisini burada gözlemledik. Evet. Ciddi derecede dalgalanan bir piyasa görüyoruz. Ve Rusya-Ukrayna arasındaki devam eden savaşın ve Biden'ın Putin'le alakalı yaptığı söylemleri, yeni yaptırım kararları alınacağı, Avrupa Birliği ile entegre bir şekilde yeni yaptırımların devam edeceği söylemleri piyasanın aşırı derecede dalgalanmasına sebep oluyor. Biz dolar endeksi, 10 yıllık tahviller, Brent petrol ve altın tarafındaki gidişatı sürekli ters hareketler içerecek şekilde görüyoruz. Çünkü bölgesel başkanlar savaşla alakalı herhangi bir söylemde bulunmuyorlar. Ama 50 bas puanlık bir faiz artışı düşünülebilir, yapılabilir gibi söylemi zaten dün dolarda ciddi bir hareketliliğe sebep oldu. Burada TL'yi ayrıştıran unsur dediğim gibi Merkez Bankası'nın aşırı derecede TL'nin değer kaybetmesini engelleyecek şekilde baskı yapması. Nedir o hocam? Nasıl baskı yapıyor?
kuvvetli ihtimal dediğim gibi kur korumalı mevduattan kaynaklı döviz girişinin şu an için doların yükselişini engelleyecek şekilde sürülmesi, piyasaya sürülmesi diye tahmin ediyorum ben. Bunun dışında Türkiye için olumlu herhangi bir veri görmüyoruz zaten. Yani enflasyon rakamlarını zaten hep birlikte gördük. Burada yüksek açıklanan rakamların getirdiği sonuçlardan öncesi de var. İstihdam verileri, işsizlik verileri olumsuz geliyor. Bunun yanında gelen hemen hemen her veri olumsuz sonuçlanırken TL'nin burada gücünü koruyor olmasının tek bir açıklaması kalıyor. O da kur korumalı mevduat hesaplarından kaynaklı döviz girişleridir. Dediğim gibi bu süreç Türkiye'yi daha da tehlikeli, riskli durumlara götürüyor. Evet. Bizim kafamızı karıştıran konular da var tabii ki bunun yanında. Fiyat istikrarını sağlamakla olan görevli olan kuruluş normalde Merkez Bankası'dır ama Fiyat İstikrar Komitesi de var bunun yanında. Gelen açıklamalar her ne kadar paralel gelse dahi umutvari konuşmaların altını dolduramadığımız için biz bu risklerin ortadan kalktığını da düşünmüyoruz. Dünya üzerindeki kaosun Türk TL üzerinde gözükmemesinin tek bir açıklaması dediğim gibi kur korumalı mevduat hesabıdır. Çok tehlikeli bir noktaya geldi aslında. 2.60 50 baz puanlık artışın artık yavaş yavaş olacak mıyı daha çok piyasanın hissetmesine sebep oluyor. Gözden kaçmasın, 9 trilyon dolarlık bir de bilanço büyüklüğü var Fed'in. Bununla ilgili de hızlı ve acil bir küçülmeye gidileceği söylemi de dünkü açıklamalar arasında yer alıyordu. Evet. Bunu da Bitcoin tarafındaki özellikle düşüşle açıklama imkanımız var. Bitcoin'in aşağı çekmesi yönünde. Bunun yanında hocam yine dolar üzerinden konuşmaya devam edelim. Çünkü Türkiye'den çıkarsak başka konular da gelecek. Onlara girmeden evet, hemen Türkiye üzerinden konuşalım. Reel efektif döviz kuru endeksi de açıklandı dün. 54,01 olarak açıklandı. %0,9 puan artışlı hocam. Bunu da değerlendirebiliriz. Evet, reel efektif döviz kurunu biz biraz daha dolar endeksine benzetebiliriz. Türk lirasının diğer para birimlerine karşı değerini net göreceğimiz aslında daha gerçekçi bir veri olduğunu düşünüyorum. Burada Türkiye'nin ihracat verilerindeki artışla doğrudan paralel olarak açıklamıştık reel efektif döviz kurunun aşağı gelişini. Çünkü para birimimizin diğer ülkelere göre aşırı değer kaybının ülkemizdeki ihracat rakamlarını arttıracağını söylüyorduk. Burada bir miktar yukarı doğru geliş TL'deki güçlü duruşun bir göstergesi olacak. Sadece dolarla bağlantılı olarak konuşuyoruz biz ama diğer para birimlerine karşı duruşu da var. Bu reel efektif döviz kuru içerisinde onlarca para birimi oluyor. Ama en önemlisi en yoğun ticaretimiz olan ülkeler. Dolar, euro gibi rezerv paralar ve bunun yanında ticaretimizin olduğu diğer para birimleri de bu endeks içerisinde yer alıyor. Evet. Türk lirasının bu dönemdeki stabil duruşu ortada. Ama reel efektif döviz kuru tarafındaki bir miktar yükseliş hala TL'nin güçlü konuma geldiği anlamını taşımıyor. Şu anda 2001 krizindeki süreçle hemen hemen aynı seviyelerde yer alıyor. Hatta bir miktar daha altında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki bunu enflasyon tarafında da söyleyebiliriz sanırım. 2001 krizinden önceki zamanlara benzetebiliriz şu an yaşadıklarımızı. Öyle diyebilir miyiz hocam? Enflasyonla da konuştuğumuz tabii zaman. O 2001 krizinden hemen önceki sürece baktığımız zaman özellikle swap faizlerindeki aşırı yükseliş burada yanlış bir algı oluşturuluyor. Yani gecelik faiz oranları binleri gördü. Evet, gecelik faiz oranları binleri gördü ama siz bankaya paranızı yatırdığınız zaman bir gece için banka size %1000 faiz vermedi. Böyle bir durum söz konusu değildi. Burada bahsedilen konu swap faizleri. Yani Londra tarafında insanların, firmaların TL'den çıkmaması için alınan önlemdi. Biz bunu yakın zamanda birkaç sefer daha yaşadık. Herhangi bir kriz ortamı olmadığı zamanlarda bile TL'nin aşırı değer kaybı yatırımcıları TL satışına teşvik edecek bir unsur. Bunu engellemek için Merkez Bankası genelde Londra borsalarındaki swap faizlerini, gecelik faiz oranlarını yükseltir. Faiz yıllık olarak belirlenir. Buradaki %1000 gibi kavramları da her gece gibi düşünmeyelim. Burada yıllık faiz oranından bahsediliyor. 2001 krizi öncesinde yaşadığımız süreçle aslında biraz daha paralel bir süreç içerisindeyiz. Aşırı derecede TL'nin değer kaybı ve reel efektif döviz kurunun yanında faiz, swap faizlerinin yüksek olması, Türkiye'nin CDS puanlarının çok düşük olması gibi pek çok benzer özellik var. Ama ayrıştıran konu şu, o dönemde biz çok ciddi derecede bir güçlü bir tarım ülkesiydik. İhraç kalemlerimiz fazlaydı. Bu dönemi o dönemle kıyaslayıp daha iyi diyebileceğimiz konu turizm gelirleri. O dönemde turizmde bu kadar güçlü değildik. Birbirini dengeliyor mu? Bence dengelemiyor. Çünkü gıda konusunun ben turizmden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gıda Türkiye'deki yerleşik vatandaşların da doğal bir ihtiyacı olduğu için siz içerideki ihtiyaçlarınızı karşılayamaz konumdayken döviz çıkışına engel olma şansınız olmuyor.
ve dış borç ödemelerimiz de gerçekten can yakıcı bir seviyede. Kısa vadeli borçlarımızın 179-180 milyar lira işte dolar civarlarında olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. 12 Peki. ay vade içerisinde ödenecek. Yani şunu demek istiyorsunuz, 2001 krizinden de kötü bir zamana girebiliriz, dikkat etmek lazım diyorsunuz. Korku pompalamayalım ama rakamlara baktığımız zaman, kıyasladığımız zaman evet 2001 krizinden bir tık daha ileri gitmiş. En azından çözüm önerileri tarafındaki kısma baktığımız zaman bir tık daha kötü bir görüntü, bir tık daha kötü bir senaryoyla karşılaşmış bir durumdayız. Evet. Çünkü hem ülkemizin borçları arttı hem de yapısal durumumuz çok fazla değişti. Pekala. Şimdi hocam, zam haberleri gelmeye devam ediyor. LPG'ye 63 kuruş bir zam geldi. İstanbul'da suya bir zam geldi, %29 oranında. Diğer taraftan da açıklanan enflasyon verileriyle birlikte insanlar alım gücünün ne kadar düştüğünü bir kez daha görüyorlar. Şimdi bunun yanında bir de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir açıklaması vardı. Enflasyonla mücadele timi kuracağız demişti. Şimdi o tim nerede hocam? Ve varsa eğer, öyle bir tim varsa neden mücadele edilmiyor? Bunu da sormak lazım. Burada kastedilen biraz daha fiyatların raflarda denetlenmesi üzerine kurulmuş bir timdi. Yani herhalde burada ben de tam çözemiyorum ama muhtemelen zabıta kastedildi. Enflasyonla mücadele timi derken. Burada bu timin ortada olmama sebebi gayet açık. Yani fiyatların artışıyla alakalı herkesin makul açıklamaları var. Her ne kadar Nebati bu konuşmalarını gerçekleştirirken fahiş fiyat artışları dese de fahiş fiyat artışlarının asıl kaynağının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de yaşanmış olan kur şoku ve uluslararası piyasalarda hem enerjinin hem de emtia fiyatlarının açık ve net bir şekilde çok ciddi bir yükseliş sergilemesi. Burada fahiş fiyat artışlarının gerekçesi, sorumlusu marketler olmayacağına göre bu timin de artık işlevini yitirmiş olmuş olması gerekiyor. Hı hı. Ama bahsedilen sanırım ki zabıta birimlerinden kasıttı. Evet. Ama dediğim gibi şu an ortada yoklar. Olmamalarını da tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bu konuda marketlerin ya da herhangi bir şekilde satıcıların sorumluluğu suçu olduğunu düşünmüyorum. Olanlar vardır illaki ama diğer taraftan maliyet artışlarını gözden kaçırmamak gerekiyor. Bence en önemli soru şu, Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamakla olan görevli olan kuruluş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Evet. Fiyat İstikrar Kurulu, ben üyelere bakıyorum. Bakanlar var, tüm bakanlar var. Evet, istişare güzeldir bir şeyin çözümü ama bence bu komitenin ismi Merkez Bankası'nın hem itibarını hem işlevselliğini soru işaretleriyle dolduran bir kurum haline getiriyor. Bence çok yanlış seçilmiş bir isim. Hemen hemen de zaten Merkez Bankası'yla paralel açıklamalar yapıyorlar. Farklı bir uygulama yok. Ama içerik olarak baktığımız zaman bence son derece sıkıntılı bir ismi var. Yine Nebati'nin açıklamalarından gidelim hocam. Dün açıklamalarda bulundu Sayın Nebati ve yaptığı açıklamalar aslında bir önceki açıklamalarıyla da paralellikteydi. Diyor ki döviz kurunu alaşağı ettik, faizi alaşağı ettik. Şimdi sıra enflasyonda, inşallah onu da hep birlikte alaşağı edeceğiz diyor. Nasıl yapılacak? Şimdi doları alaşağı edilmiş, dolar kuru buysa vay halimize diyorum. Yani gerçekten bir ay içerisinde 1 liranın üzerinde 61 dolar kuru var. Yani 14 lira korkunç bir rakam. Şu an biz alıştık. Vatandaş olarak da alışıyoruz. Bu kura alışmaya başladık ama Türk lirasının kabul görülebilecek seviyesi, Türk ekonomisini toparlayacak ve belli bir rutinde götürecek seviyesi 5-6 lira civarlarındaki bir seviyeyi kaldırabilir diye düşünüyorum. Ama bu seviye gerçekten çok çok yüksek bir seviye. Faiz tarafına baktığımız zaman evet politika faizini düşük tutuyorsunuz ama diğer taraftan tüm faiz oranları çok çok yüksek seviyede. Alaşağı edilmiş bir durum söz konusu değil. Artı bir kere sorunu kabul etmek gerekiyor. Türkiye'de şu anda çok ciddi derecede vatandaşı sıkıntıya sokan bir enflasyon ortamı var ve gerçekten her ay daha yükseleceğine kanaat getirilmiş. Bunu söylemlerinin içerisine yerleştirdiler aslında. Atalet kavramını da koydular. Biz ne yaparsak yapalım halkta enflasyonun düşeceğine karşı bir izlenim oluşmuyor. Bunun önüne geçmemiz lazım dediler ama bunun için insanlara enflasyon düşecek söylemlerinden ziyade aksiyon alınması gerekiyor. Siz de belirttiniz cümlenize başlarken doğalgaz tarafındaki zam, sudaki zam, yani sürekli her şeye zam geliyor ve bu zamlar artık geçen yılla kıyaslandığında özellikle dar gelirli vatandaşın yapacağı harcama kalemlerinde %300'lere varmış bir orana tekabül ediyor. Enflasyon şu an %60'larda olsa bile dar gelirli vatandaşın enflasyonu %200'leri buldu diye düşünüyorum ben. Çünkü harcama kalemleri ortada. Ekmek fiyatından ulaşıma, faturalarına,
giyim, kuşam, sağlık giderleri her şey anormal bir şekilde artmış bir şekilde. Vatandaşın buna inanması için aslında daha yapıcı konular gelmesi gerekiyor. Aylar öncesine döndürelim konuyu. Para politikalarıyla bu işi çözme şansınız yok. Bir an evvel maliye politikalarını, yapısal reformları devreye sokmanız gerekiyor. Yani biz evet tarıma teşvik veriyorsunuz, düşük faizli kredi veriyorsunuz ama çiftçinin yönlendirilmesi, yönetilmesi gerekiyor. Bu konuda devletin korkunç değil ama güçlü elini ortaya koyması gerekiyor. Yani gerekirse tarımda gelişmiş ülkelerdeki gibi ki ben bunun araştırmalarını yapıyorum, kendilerinin de yaptığını düşünüyorum. Gerekirse çiftçiye kredi vermek yerine ilgili alanlar için ihtiyacı olan gübresini, yemini verip ürünü alın ve ona ne kadar para ödeyeceğinizi söyleyin. Çiftçi ne kadar kazanacağını bilerek yatırıma başlasın. Çiftçiyi düşük faizli bile olsa kredi ortamına iteklemeyin. Çünkü endişe içerisindeler. Ürün alamayabilirler, hasat toplayamayabilirler. Topladıkları hasatı tahmin ettikleri değerde satamayabilirler. Bunca yıldan beri çiftçiyi aslında bu duruma düşüren en büyük yanlış tarım politikası da buydu. Yapısal reformlara buradan başlayıp eğitimle, sağlıkla ve adaletle devam edersek Türkiye bu sürecin içinden çıkar. Bence sadece para politikalarıyla faizi düşük tutarak ya da önden yüklemeli faiz yaparak ulaşabileceğimiz herhangi bir nokta yok. Kısa vadeli çözümler buluyoruz. Bu ülkeye sağlıklı bir şekilde döviz girişi olması gerekiyor. Evet. TL'ye talebi değil, döviz hacmini arttırarak sonuca ulaşmamız gerekiyor. Yani TL'ye talebi şu anda kur korumalı mevduattan dolayı sanal bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Ama bunların vadesi geldiği zaman artık dövize talebe dönecek. Yeniden dolarizasyona geçiş olacak. O dönemlerde de kuru, geçtiğimiz dönemlerde konuştuğumuz gibi 14-15 liralarda konuşmayız. Belki 30-35 liralarda konuşuruz. Bu da yani Türkiye için gerçekten çok büyük bir facia haline gelir. Bunu ne zaman tahmin ediyorsun hocam? Bunu net bir tahmin olarak söylemiyorum. Sadece önlem alınmazsa gelinecek noktadan bahsediyorum. Kur korumalı mevduat hacmi ne kadar büyürse bu yıl belki 1-1,5 yıl içerisinde biz 30-35 liraları konuşmaya başlayacağız diyorum. Yani o yüzden kur korumalı mevduat hesabının hazineye getireceği yükü her zaman dile getiriyoruz. Ben ekonomi yönetiminin bunu görmediğini düşünmüyorum. Seçimle bağlantılı olarak, önümüzdeki seçimle bağlantılı olarak kısa vadeli çözümler ürettiklerini düşünüyorum. Bir an evvel dediğim gibi kurdan faizden ziyade yapısal reformlara dönüp Türkiye'de daha önceden gelen hatalı girişimlerin son bulması, yenilenmesi gerekiyor. Bunun için gerekli çalışmaların olması gerekiyor. Peki. Rakamı ortaya atmayalım. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü bununla ilgili daha teknik çalışmalar gerçekleştirip bir tahminde bulunacağım ama bunun üzerinde çok fazla yoğunlaşmayalım. Peki. Şu an için. Önümüzdeki günlerde yine öyle bir şey söyleyeceksiniz. Şimdi diğer taraftan hocam hızlıca çok az bir zamanım kaldı. BIST tarafında da 2326 seviyesini gördük ve bu yine rekor olduğunu belirtelim ve bununla ilgili de söyleyeceklerimiz olduğunu düşünüyorum. Neden yükseliyor hocam? BIST 100'ün yükselme sebebi aslında dün de biraz üzerinden geçtik. Bankacılık endeksinin çok büyük bir etkisi var burada. Birincisi, ikincisi de metalle emtia fiyatlarıyla alakalı aşırı yükselişin getirdiği etkenler de var. Ama bizim borsamızda en önemli yükseliş sebebi doğal olarak bankacılık endeksindeki yükseliş, aşırı derecede yükseliş. Diğer endeksleri de yanında paralelinde yukarı doğru asılıyor. Ben çok sağlıklı bir büyüme olduğunu düşünmüyorum bunun. Kısaca bahsetmemiz gerekirse bankacılık endeksi üzerinden bunu yorumlayabiliriz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, böylelikle BBM Finans programının bugünlük sonuna geldik. Ekonomist Erdal Özer'le birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuşmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.